Merhaba. Bugün dediğim gibi birkaç tane üst üste video çekmeyi planlıyorum. Bazıları kısa, bazıları daha uzun olacak. Bölmeye karar verdim çünkü yani daha kolay olacağını düşündüm. Bu sefer de böyle derim. Kısa kısa daha çok video ekleyeceğim bir hafta olacak. Bazen daha uzun olabilir. Bakalım ilk olarak neyle başlıyoruz? Birkaç tane alışveriş videom var. Bölme sebebim o. Karışık, çok karışık olacaktı. Çünkü hep böyle parça pinçik şeyler var. Biraz kıyafet var, biraz dekorasyon var. Yani ev eşyası var. Gratis'ten 3-5 parça var. Flormar var. Yani öyle ufak ufak göstermektense yani ufak ufak çok uzun bir video yapıp çok sıkıcı olmasındansa bölmeye karar verdim. Flormar alışverişimi göstereceğim size. Çünkü tırnak bakımına takmış durumdayım. Deli gibi her akşam ojelerimi çıkartıp tekrar suyumu çıkartıp başka şeyler sürüyorum. Bunlarla eğleniyorum. Onun için Flormar'dan gidip bir alışveriş yaptım. Hemen göstereyim. Şu hatta küçüğünü önce aldım. Onu da göstereyim. Bunu gratisten aldım. Gratislerde sadece küçüğü vardı ne yazık ki. Artık yani küçüklerini şey açısından daha çok seviyorum. Mesela burada kutumun içinde duruyor ya da çekmeceye daha kolay sığıyor. Bunlar benim favori ürünlerimden. Hande sayesinde kullanmaya başladım. Onun favori ürünüydü. Onun tavsiyesiyle ben de bayıldım. Çok kullanışlı olduklarını düşünüyorum. Küçükleri evet yer olarak çok şey. Fakat küçüğü 150 ml ve 7.90. Büyüğü 400 ml ve 10.90. Fiyat açısından çok büyük fark var. Küçüğünü de almayacaktım ama o gün bitmiş olduğu için mecburen aldım büyüğünü bulamayınca. Kutumun içinde onu saklıyorum. Sonra gidip elimin altında olsun o çok çabuk bitecek diye büyüğünden de bir tane aldım. Kocaman bir oje kurutucum var. Çok memnunum kendisinden. Bir başka ürün. Bunlar yeni gelmiş galiba. Ben yeni gördüm en azından. Nail art işine meraklıyım. Yapabiliyor muyum? Hayır. Çok kötüyüm bu konuda. Çok başarısızım. Flormar şöyle bir nail art seti çıkarmış. İçinde noktalama şeyi olarak kullanabileceğiniz ince bir tane de var. Şu işte bu yelpaze fırçası falan var. Oynarım, denerim. Belki yapa yapa bir şeyler yapabilirim diye düşünerek aldım. 12-12,5 lira civarıydı. Biraz lüzumsuz bir şey oldu bunu almam ama denemek istiyorum. Çok hevesleniyorum yapmaya. Gördükçe bayılıyorum. Ben beceremiyorum ama olsun. Yapa yapa belki öğrenirim diye. Bunun dışında tekli de nail art birkaç tane fırçası vardı. Ben set olanı aldım. Bir de bu tırnak iti itici. Şu metal olanlardan çift taraflı. Bunu aldım. Deneyeceğim. Bilmiyorum güzel midir diye. 7-8 lira bir fiyatı vardı. Çok pahalı değildi. Şu Flormar'ın yine şu dikdörtgen kalın olan törpüsünü aldım. 5.25-6 o civarda bir fiyatı vardı. Şöyle. Yani ben bütün bu torbadaki ürünlere 40 lira verdim. Öyle diyeyim. Bir başka ürün. Bu da yeni çıkmış olan Easy & Go Sponge Nail Polish Remover. Şöyle. Hatta bunu şimdi deneyelim beraber. İki tane de yeni çıkmış ojesini aldım. Mavi aldım. Çok güzel başka renkleri de vardı ama en sevdiğim yönlerinden biri Flormar'ın artık ojelere isim vermeye başlaması. Bu Mermaid, bu da Cookie Monster. Aslında Cookie Monster'ın rengi olmamış. Yani renk çok güzel. Fakat kurabiye canavarının mavisi bu da değil de daha canlı bir mavi yani. Ama olsun güzel bir mavi. İsimleri olması da hoşuma gidiyor. Serinin adı Beauty Toys. Galiba şunların adı da Beauty Toys. Ya da o seriyle beraber çıktığı için üstünde öyle bir şey yazmıyor. Sitede gördüm diye hatırladım. Şöyle iki ojesini aldım. Daha henüz yapılarını bilmiyorum. Çünkü bunları çıkartıp onları sürmeyi düşünüyorum. Hatta ama şimdi çıkartırsam şu da asetonu. Bunu denemek istedim sizinle beraber ama bir sonraki videoda ojesiz kalmamak adına denemeyeceğim. Bu tür ürünler pratik oluyor. Hatta bundan bir tane daha alıp ofise götürmeyi düşünüyorum. Çünkü bazen beklenmedik anlarda ojenizin bir tanesi soyulabiliyor, tırnağınız kırılabiliyor. Çok çirkin oluyor. En azından hepsini çıkartabilirim diye bundan aldım. 8 lira civarı bir fiyatı vardı. Kısacık bir video oldu. Bunlarla ilgili fikirlerimi herhalde favori videolarında ya da diğer videolarda ya da blogumu takip ederseniz blog postlarımda görebilirsiniz. Bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum.
Hatta bu videodan sonra bunların fotoğraflarını da çekeceğim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni diğer yerlerden de takip edebilirsiniz. En başta blogum olmak üzere birbuketkozmetik.com. Blogum Twitter ve Instagram'da Bouquetdo unutmazsam yazarım. Onun dışında beğendiyseniz like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.